Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle turuncu, kiremit, nar çiçeği tonlarında güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarlarında sizler için çok güzel bir model hazırladım. İğne oyasından tığ oyasına dönüştürdüğüm bir oya. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan her şeyi daha önce 1098 numaralı videoda yanıtlamıştım. Siz de YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazdığınızda o videoyu bulup izleyebilirsiniz. Tüm yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığlamıştım. Yazmamın kenarlarını tığlarken altın başak 2 numara yeşil ip kullandım. Çimenimi bu iple yapacağım. Yanında çiçeklerim için altın başak, yine markaları söyleyelim, numaraları söyleyelim. 415 numara böyle bir somon rengi ipim var. Altın başak 45 numara nar çiçeği ipim var. Ve bir de altın başak 911 numara krem rengi ip kullanacağım. Yanında da oyamı yapmak için 22 numara tığımı göstermek istiyorum. Ben 22 numara tığı kullanıyorum. Siz dilerseniz 20 veya 21 de kullanabilirsiniz. Ben daha çok 22 kullanmaya alışkınım. 22 numara tığın ucu en küçük olan tığ oluyor arkadaşlar. Hemen çimenimizi yaparak başlayalım modelimize. Yeşil ipimle hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Oyamın çiçek kısmında arkadaşlar tığımızın kapağını kullanarak yapacağız çiçek kısmını. Hemen tığımın kapağını da göstereyim size. Çiçeklerin süslemesinde hepimizin elinde var tığ oyası ile ilgilenenlerin. Bu küçük ince kapağı kullanacağım. Eğer ben böyle bir kapak bulamadım, bunun yerine hangi şiş kullanabilirim diyorsanız 2,5 numara şiş kullanabilirsiniz. Hemen geldim şöyle. Tığ batının altından sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Bu şekilde. Buradan üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bir sonrakine. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine. Böyle birkaç tane yapalım. Çünkü bu minik çimenin üzerinde geriye dönerek yuvamızı hazırlayacağız. Şöyle 4 tane olmuş. 5 tane yapıyorum ben başlarken. 5 tane yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. 7 zincirimle geri döndüm örneğimin ters yönüne. 1 ve 2. Küçük çimeni boş bıraktım. 2. çimenin bittiği yerde sık iğnenin içinden şöyle tutturdum. 7 tane zincir çekmiştim. Burada hemen bir tane zincir çektim örneğimin düz tarafına. Bir defa doluyorum. Bir zincir çekerek dönmüştük. Yuvadan giriyorum. Hepsini birden çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Şöyle kirpiğimizi düğümledik. Göstereyim yakından. Yine bir kere doluyorum. Bu sefer ikişer ikişer çıkıyorum. Yine 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Önce 1 çıktım. Sonra 2 çıktım. Sonra 2 çıktım. Yine 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 2 defa doluyorum. İkişer ikişer çıktım. Yine geri döndüm. Bu şekilde 4 tane oldu. Yine 2 defa doladım. Yine ikişer ikişer çıkıyorum. Yine üstüne 5 zincirimi çektim. Yine geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümledim. Aşağıya doğru yanına 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 tane sık iğne yaptım. Düzeltiyorum yaprağımı. Yaprağımı düzeltip bir tane de yine yuvadan yaptım. Şöyle oldu. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir geri döndüm. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir yine geri döndüm. Bu şekilde kirpiklerimi yaptım. Çiçeğimi bu yaptığım iki kirpiğin üzerine yapacağım arkadaşlar. Şimdi en son aşağıdaki tığ battıda en son kullandığım tığ battıya tekrar bir sık iğne ile giriyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine. Bu şekilde arada 10 tane çimen atlatacağım. Şu anda 4. oldu. Beşinci, altı, yedi,
8, 9, 10. 10 tane yaptık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 10 tane yaptıktan sonra iki çimen üzerine geri dönmüştüm. Geri dönmek için, çiçek yuvası için 2 tane daha yapalım. Tabii ben bunu kendi hoşuma giden sıklıkta yaptım ama siz dilediğiniz sıklıkta ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde yaptık. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Örneğimin ters yönünü döndüm. Burada 1, 2 tane boşluk bıraktım. İkincinin bittiği sık iğneye şöyle ipimi tutturuyorum. Bir zincir çektim. Düz yönünü döndüm örneğimin. Düz tarafta bir defa doladım. Hepsini birden çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. 5 tane zincir çektim. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümledim. 2 defa doladım. İkişer ikişer 3 kere de çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim üstüne. Hemen geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 2 defa doladım. 5 zincir çektim. Geri döndüm. Bu son trabzanımda aşağıya doğru. İkinci sık iğnem. Üçüncü trabzanımızın üzerine yapıyoruz. Dördüncü, beşinci, altı, yedi, sekiz. Hemen şöyle düzelttim. Bir tane de yuvadan yapıyoruz sık iğnemizi. Hemen bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir geri döndüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir yine geri döndüm. Tığ battının altından da bir tane daha sık iğne yaptım. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıdan aynı şekilde devam ettireceğim. Ben şimdi bir tane daha yapayım arkadaşlar. Yuva 3 renk gösterdim. Her renkten birer tane yapacak kadar çimenimiz olsun. Sonra üst kısmını yapalım. Üst kısmının yapımı da çok güzel oluyor. Hızlı bir şekilde bir çimen daha ekleyip dönüyorum ben. Ben çimenime bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir sıra yapalım. Şöyle yakından da göstereyim. Hemen üst kısmın yapımına geçmek istiyorum. Tığımızın kapağını bu aşamada kullanacağız. Şöyle nar çiçeği ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Örneğimin ters yönüne, ortadakine yapacağım. Çünkü nar çiçeği rengin ortada olmasını istedim. Hemen şöyle 7 zincirli ters taraftan 7 zincirli ilk kirpiğimden şöyle göstereyim arkadaşlar. Sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 6 zincirimle yine diğerinden de bu şekilde tutturdum. Sık iğne ile bir tane zincir çektim. Biraz daha yakınlaştırayım. Bu bir zincirimle tekrar oyamın düz yönünü döndüm. Sık iğne ile altı zincirimden şöyle bir giriyorum. Burada ilmeğimi genişlettim. Genişlettiğim ilmeğimi tığımın kapağının üstüne alıyorum. Hepsi aynı boyda olsun diye bizim işimize yarayacak. Yine zincirimin altından girdim. İçinden geçtim. Yine böyle kapağımın üstüne alıyorum. Zincirimizin altından giriyoruz. İlmeğimizin içinden geçiyoruz. Üçüncü ilmek oldu. Yine aynı şekilde. Dördüncü 7 tane yapacağız. Beşinci. Altıncı. Yedinci. Şöyle oldu. İki, dört, altı, yedi. 7 tane yaptık arkadaşlar. Şimdi 7 tane yaptıktan sonra burada şuradan giriyorum. Yine ilmeğimi tutuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 4 zincirimle ilmeklerimi çıkardım. Tığ kapağımın üstünden. Birinci ilmekten
Sık iğne ile girdim. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. 9 zincirle birinciyi, ikinciyi boş bırakıp üçüncüden tekrar giriyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Yine ilk 2 taneyi boş bırakıp sonuncudan giriyorum. Böylelikle şöyle olmuş oldu. Üstüne bir zincir daha çektim. Ön yüzünü döndüm örneğimin. Burada çektiğim 9 zincirimin üstüne sık iğneler yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yaptım. Şimdi tekrar yan taraftaki 9 zincirime geçtim. 1, 2, sık iğne yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Bu kısmı şöyle kalp şeklinde oluyor. Burada bir tane üstüne zincir çektim. Son sık iğnemi yaptıktan sonra. Burada ipimi keseceğim. Ben şimdi diğer çiçeklerimi de yapayım arkadaşlar. Ütüleyip sizinle son hali paylaşayım. Modelimiz bu şekilde. İğne oyasında var olan bir model. İğne oyası takip ediyorsanız haberiniz vardır. Hemen hızlı bir şekilde diğerlerini de tamamlayıp ütüleyip göstereceğim. Ben oyamın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram'da oyanım sayfamda paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bence yine oyasının neredeyse aynısı oldu. Size de yapmanızı tavsiye ettiğim modellerden. Beğen butonuna basarsanız ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok memnun olurum. Şimdiden herkesin ellerine sağlık.